Beyblade canım yapmış. Teyzem bana bir tane paket verdi. Çok eskilerden kalma bir paket. Arkadaşlar orada 95, 96, 97 yıllarında yani bundan 25 yıl önce oynadığım oyuncaklar, oyunlar var. Şimdi size göstereceğim onları. Sonra da YouTube'a videosunu çekeceğim. Bence güzel bir video fikri. O zamanın 25 yıl öncesinin oyuncakları. Bakın onu göstereyim size bir. Aga be. Aha video fikri. Of. Hey hey hey. Şimdi Meşhur yeni Tunatan nesillerde poşetiyle. Meşhur aynen Tunatan tesisleri hadi bakalım. ne duymadım. Ha? Poşet dedik, poşet Tunatan ya. Evet Tunatan. Tunatan dinlenme tesisi değil mi? Şehirler arası Evet yolda. evet Arkadan ses geliyor birden. Eskişehir'in. Arkadaşlar çok ancient, antika değerinde. Bir adet lazer. Eskiden bu sınıf ayrımı şöyle oluyordu. Bu lazere sahip olanlar varlıklı Zengin. oluyordu. Evet, bunun böyle 3 başlıklı, 4 başlıklı modeli de vardı, tamam mı? Onlar da normal lazerdi. Bana hep küçük lazer alıyorlardı. En son büyüyünce bunu aldırtmıştım takıntı yapıp. Çok güzel. Yani burada acayip başlıklar var. Böyle kalp yansıtıyorsun duvara bilmem ne. Şimdi bir tanesi bu oyuncaklardan. Hala lazer Büyüyünce tutarım bu dedin. arada yani. Kedilere tutarım böyle. Severim öyle şeyleri. Ama esas olay geliyor arkadaşlar şimdi. İnanılmaz yani. Açıyorum. Arkadaşlar hepimizin izlediği Pokemon'un ilk nesil, ilk çıkan seri 1 tasoları yüzlerce var. Ben size anlatıyordum canlı yayınlarda taso manyağıyım ben diye. Mahalleyi ütüyordum. Üttüğüm tasolar burada şu anda. Nasıl göstereceğim kameraya bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Tason'un her çeşidi var ama orada çok iyi ya. Tasonun olabilecek her çeşidi Koleksiyon. var. Bakın yani koleksiyon gibi bu. Of, Digimon'lar da var lan. Evet Aynen evet. aynen. Yu-Gi-Oh falan da vardır büyük ihtimal orada bir yerde. Bakın. Aa ben çıktım. Aa Snorlax ya. mini Aha bak. hatırlayan var mı Digimon'larda? Mimi diye güzel bir Mini. kız vardı. Artık o kadar eskimiş ki bak gıcır olarak geçen şey. Buralardan bunu böyle kıvırıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 25 senelik oyuncak bunlar ya. Birazcık bulanık oldu kusura bakmayın. Üf. Şöyle şuradan sonra Vuhu, kamera büyüsü düzel düzel düzel. Oha! Nasıl tutturdum timing'i? Bak şimdi şöyle. Şuradan tıklatıyorsun. Çok iyi oldu lan. Harbiden ha. Abi sen kafayı yemişsin ya. Birazcık. Böyle bir kere tamam ya. Böyle fırlıyor. Pek Şimdi tutardım. tasolarda da arkadaşlar seriler var. Mesela sonra bu metal dijital tasolar çıktı bak. Bunlar full metal böyle. Ondan önce bakın Taso 1 bulmak çok zordur. Taso 1 vardı, Taso 2 vardı, Taso 3 vardı, Jet Taso vardı, Flying Taso vardı, Tas TV Taso vardı, Hologramlı Taso vardı. Bak şimdi Taso 1 bulacağım size bir tane. Benim koleksiyonumda bile çok az var. Üzerinde şey yazıyor. 95'te 96'da üretilmiştir yazıyor. Bak bu Taso 2. Hayata olan inancını kaybetmiş gördünüz mü? Yani Çok şöyle ütmüş bu göstereyim. taso belli. Bu ütmüş abi. Evet Ütücü taso. ütmüş yani bu. İyi bir oyuncunun elindeymiş. Mesela bak şimdi Taso 3 biraz daha gıcır olanı. Bak Taso 3 bu. Bu arada optimum yeri buldum odaklamak için. Artık hızlı odaklayacak. Şimdi şöyle Tas TV'de mesela Mewtwo of Pokemon'dan güçlü. Pokemon'larından bir tanesi arkadaşlar. Mewtwo Mewtwo tanımlanamıyordu. Uzaylı olarak geçiyordu. Bak. Hologramlı gözüküyor mu? Hololu hareket eder. Oo Yukarı evet. aşağı yapsana sağ sol yerine. Daha belli oluyor öyle. Şimdi şöyle tasolar var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Buna kağıttan şunu yapıyorsunuz. Of, netleme uzmanı oldum. Doğru uzaklığı buldum. Kafamı çevirince netliyor. Sonra bunu takıyorsunuz böyle. Ve bu size bir tane fırıldak oluyor arkadaşlar. Sonra bunu ya Çakma Beyblade, Beyblade. çakma Beyblade gibi ucuz Beyblade diyebiliriz buna. Onlar bile keyifliydi lan. Biz var ya yapalım bence yine Beyblade turnuvası Yapacağız. ya. Beyblade turnuvası da yapacağız. Ben şöyle göstereyim size bir tur yapabilirsem Yine başarılı. çark ödüllü yaparız kanka.
Ya bayağı iyi dönüyor şöyle koyunca bu da. Aga old days are gold days, yemin ediyorum ya. Allah. Ama iyi çeviriyor ha Diren. Baksana. Evet evet. Evet bayağı güzel dönüyor. Devam edelim. Ya Taso bir göstermem lazım size bunu açmışken. Lan bunu koyacaklar internete. Bizim video az izlenecek ondan sonra. Anlos Taso'ları göster diye. Sıçtık. Canlı yayında yapınca bitiyor bir şey. Patladık şu an. Bugün bir tane daha videoyu konuşmuştuk ya. Dedim hayatta vermem onu canlı yayına. Arkadaşlar bugün YouTube'a girilemiyordu, farkında mısınız? YouTube patlaktı. Kimse video yüklemedi yani. Çok nadir video denk gelmişti. Taso 1 arıyorum, Taso 1 arıyorum. Bak mesela yok olmuş abi artık oynanmaktan. Hayalet bir zaten, hayalet gibi olmuş. Aha. Çok iyi ya. Yine benliğini kaybetmiş bir Taso. Gösteremedim, gıcık oldum. Bir dakika. Ah, tamam, tam şu. Çok iletliyor ya hızlıca. Şey yapınca, ayarlayınca doğru yere. Taso 1 arıyorum. Göstermem lazım abi Taso 1'in ne hale geldi size. Bir de şey vardı mesela, iki tane Taso'yu Japon'la yapıştırıyorsun abi birine. Mega Taso oluyor, tamam mı? Biraz da inceltiyorsun. Bunu attın mı anasını sikiyordu board'un. Hepsini ters çeviriyordu. Hileli Taso. Onlarla oynayanlar da oluyordu mahallede böyle. Yakalıyorduk. Kartı var mı Cantu? Futbolcu kartı falan. Her şey var kanka. Artık hepsini de burada göstermeyeyim. Ondan sonra Taso 1 arıyorum. O kadar çok Taso 3 var ki. Ya eski oyunlarımız videosu mu çeksek acaba? Aa, yapabiliriz ya. Yani ondan sonra... onu da gösteririz abi ya. Çomak çelikler. Kanka bilye falan da atarız ya. Düşünsene abi 25 yıl öncesinin yani oyun olarak. Hadi bir tane Taso 1 bulacağım. Aha buldum. Bak. İlk bu seri, ilk seri. Kanka Grimmer'da. İnşallah okuyabilirsiniz ya. 95 96 yazıyor arkadaşlar. Bakın Taso 1. Galiba yıllar be. Aga yıllar. Taso yazıyor sadece üzerinde. Bence yavaştan geçelim şeylere. Ne? Evet, evet. Kasa kapatmasını katlasın. Senin bu anılar bitmeyecek yoksa? Evet, çok evet. Çok anım var benim ya. Tamam, son bir anımı anlatacağım. Misket oynarken bir tane o... Bak Kerem de bilir bunu. Tamam mı? Bir tane orospu çocuğu vardı beyler. Mahallenin abisiydi. Tamam, herkesi abi döverdi. Tamam mı? Bak, çok gerçek bir hikaye bak. Kerem'le beraber oynadığımız için o şeyde. Parkın önündeki kumlu alanda. Biz misket oynardık. Bu da gelirdi böyle ibneliyle misketlerin üzerine basar, tamam. Bir tane ayakkabısı vardı kösele, sivri böyle. Belalı gözükmek için giyiyordu. 5 yaş falan büyüktü bizden. Herkesi dövebiliyordu o yüzden. Gelirdi misketlerin üzerine basardı, tamam mı? Ama sürekli misketler kaybolurdu. Yani kumun üstünde oynuyorduk. Kuma gömülüyordu misketler. Kumu deşeliyorduk, çukur açıyorduk oraya. Gene yok misket, tamam mı? Ama adam da eğilip çalmıyordu yani, bir şey yapmıyordu. Abi orospu çocuğu ayakkabısının altına delik açmış. Misketten biraz daha büyük. Misketin üzerine basıyor. Tamam mı? Ayakkabı tabanına toplanıyor misketler amına koyayım. Sonra eve gidiyordu, ayakkabısını açıyordu. En çok misket onunla vardı amına koyayım mahallede. Bu nitelikli dolandırıcılıktan bir şey. Biz bunu seneler sonra anladık beyler. Seneler sonra keşfettik ya. Çocuktuk oğlum o zaman yani. Ben düşün, ben 6-7 yaşındayım falan böyle. 8 yaşındayım. Basıyordu üzerine. Hiç misketler yok amına koyayım. 100 misketle oynuyor. 45 tane kalıyor oyunun sonunda. Nereye gidiyor bunlar? İnanılmaz bir şeydi adam ya. Adam loot yapıyordu resmen gelip bizim misketlerin. Çiplik çocuk gibi lan bu. Bilge çocuk ama. Çok çok fenaydı ya. Bir dakika, size çok önemli bir şey daha göstereceğim. Bunu da bulmam lazım. Acaba nedir? Kanka nedir? Videonun içeriği bitti, anasını siktik ama. Lan gösterme ona koyayım. Sen neden? Ya seviyorum şey izleyicilerim. Twitch'e gelenler de izlesin. Ben oraya başka. Sebebi Dex'in attı şimdi. Önceki oyuncaklar, yıllar önceki oyuncaklar diye başlığı da yazdılar. Ya bu antika değerinde bir şey var bende de. Çok değerli yani, harbiden satsam bayağı para. Ben Berkler'in kapıcı da geldi. Siz aşağıya... Berk siktim seni oğlum. Gelebilirsiniz bu arada aşağıya. Yukarı mı aşağı mı şimdi, ben aşağıya... Arkadaşlar açılmamış. Geliyorum. Açılmamış. Taso var elimde. Bu arada Taso bizde 95'ten kalma paket abi. Oha. Bunu videoda açacağım YouTube'da. Çok merak ediyorum o hissiyatı. Bir tane daha vardı ondan, direkt tam tası olanı. Hafif bir plastik. Aa, ben o çocukluk günlerime daldım ya. Yayına dönelim. Ha bir dakika, şunu da göstereyim. Döndün hadi. Bir saniye.
Abi bilmeyenler de bilsin ya direkt. Çok güzel diyor hikayeler diyor. Abi hangi çok güzel çocukluk yaşadık biz ya. Abi de en kral çocukluğu bizim nesil yaşadı ya. Of, ilk tasoyu da buldum. Süper, arkadaşlar. Şunu göstereyim size saat önce. Gece bir sine 5'i açıyorsun kırmızı oluyor falan. İki tasoyu birbirine şöyle sokuyordunuz. Öyle oluyordu. Bunlar da jet taso diye geçer. Daha sert olurlar. Şimdi size serimdeki arkadaşlar en eski tasoyu, en çok kullandığım ve hatırladığım tasoyu göstereceğim. Bakın şöyle göstereyim. Bütün özellikleri var. Hadi be. Tek atman lazım senin şu an. Hazır mısınız ön tarafına? Ön tarafı görmeye. Anası sikilmiş. Savaş görmüş. Fabrikadan yeni çıkmış değil yani. O kadar çok oynanmış ki. Ayva yemiş bir taso. Onu bildiğin asfalta sürtmüş. Kanka. Neyse böyle benim çok oyuncağım var. Lazerler, tasolar, Digimonlar, Pokemonlar, sporcu kartları. O dönem fiziksel olarak oynadığımız başka oyunlar da vardı. İşte yakarcı körü ve çelik çomaklar bilmem neler babalarımızdan kalma. Onlarla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Biz şimdi kasa kapımıza geri dönelim. Ben daldım çocukluk anılarıma. Abi gösterdin mi bu Pokemonları? Hayır, çok fazla.